Muhterem cemaat, teravih namazından sonra düneyin cemaatle camiyi terk ettik, sohbet ede ede yürüyoruz. Ben yol ayrımına geldiğimde cemaatten müsaade istedim. Malum benim hep patikanın devamındadır. Mütevazı bir baraka. O ahşap müstakil eve varmak için patikaya doğru yöneldim. Birden heva karardı. Çünkü sokak lambaları bizi terk etmişti. Hava zifir karanlık oldu. Ben dua ede ede evime doğru yürüyordum. Birdenbire bir ışık şavkıdı. Bir nur zuhur etti. Ne irkildim, ne şaşırdım, ne korktum. Döndüm baktım, o zuhur eden nur dediğim bir uzay gemisiymiş muhterem cemaat. Baktım, içinden bir takım yaratıklar çıktı. Hepsi bizim cüce diye tabir edeceğimiz böyle şu boylarda 30'ar santim. Allah'ın gönlüne güç varmasın demek ki onlara öyle vasıf uygun görmüş. Kafalarında anten var şöyle. Veda gibi öyle, evet. Orada ben baktım, tebessüm ettim. Önde yaşlıca olan selamun aleyküm dedi. Evet, selamun aleyküm dedi. Türkçe biliyorlar. Ben de onlara aleyküm selam diye karşılık verdim. Allah'ın selamını aldık verdik. İlk sualleri şu oldu muhterem cemaat. Muhterem dedi, Kabe ne tarafta? Ben çok etkilendim. Adamlar galaksiler aşıyorlar. Gezegenler geçiyorlar, dünyaya konuyorlar. İlk sualleri, Kabe nerede? Hemen navigasyonu açtım. Kabe yazdı ki dur dedi. Navigasyonun alası bizde var. Sen bize yön göster. Hemen elimle kıbleyi işaret etmeye kalmadı. Adamlar uçtu gittiler. Diyeceğim o ki, bizim daha çok ekmek yememiz gerekiyor bu dini anlamak için.